Eğer hak, onların istek ve tutkularına uyacak olsaydı, hiç tartışmasız gökler, yer ve bunların içinde olan herkes bozulmaya uğrardı. Hayır, biz onlara kendi şan ve şereflerini getirmiş bulunuyoruz. Fakat onlar kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar. Şu anda siz bu filmi seyrederken pek çok insan eziyet görüyor. Bazıları açlıkla pençeleşiyor. Kimisi küçük yaşta çalışmak zorunda. Kimisi ise evinden, ailesinden, çocuklarından koparılmış, yurdundan sürülmüş durumda. Hemen her gün gazetelerde, televizyonlarda bu insanların görüntüleri yayınlanır. Ama çoğu insan okuduğu gazetenin sayfalarını çevirince veya seyrettiği kanalı değiştirince bu insanların varlığını unutur. Tüm dünya bu şekilde umursuz davrandığı sürece yeryüzünde haksızlık ve acı hiç bitmeyecektir. Çözüm, insanlara karşılıksız olarak yardım etmeyi amaçlayan bir vicdan anlayışıdır. Bu vicdan anlayışının tek kaynağı ise dindir. Samimi olarak dine inanan insanlar, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için fedakarlıkta bulunup diğer insanlara yardım elini uzatabilirler. Bu güzel ahlak modeline sahip olan müminleri Allah Kur'an'da şöyle anlatır. Kendileri ona duydukları sevgiye rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz size ancak Allah'ın rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık istiyoruz ne bir teşekkür. Çünkü biz asık suratlı, zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden korkuyoruz. Allah'ın insanlar için seçtiği ahlak, sevgiyi, merhameti ve özveriyi gerektirir. İnsanlık ancak bu ahlak modelini benimsediği zaman gerçek adalet ve barışa kavuşabilir. Aksi takdirde dünya haksızlıklar ve adaletsizliklerle dolacaktır. Bugün olduğu gibi.